Hidrolik hortumları ve manuel kumanda kolunu makine üzerinden boşa alıyoruz. Bunda 4 tane yağ girişi var abi. Bir tane, iki tanesi gelen hortumun pistonu uzatıp kısaltmak için. İki tanesi de makineyi aktif halde çalışması için. Normalde 4 çıkışlı motorlarda ne fark var? Ya 4 çıkış var, 4 şey var ya, piston var. Hayır anladım da, şimdi motorda 4 tane çıkış var yeni evet, motorlarda. Evet. Ona gerek var mı? Yok. Evet. Ona gerek yok. Sadece 4 çıkış olmasına gerek yok makinede. 2 çıkış da yeterli. Evet. Takmadan önce şu yağların basınçta olup olmadığına bakın. Evet. Basınçta olursa traktör stop ettiği halde şöyle iki el hareketi yaparsın abi. Bunlar rahatlar. Evet. Hani bazen yağda çalışırken bırakırsan sıkışır burada. Hortumu boşa, takamazsın. Aynen. Giriş çıkış fark etmiyor. Çünkü şimdi girişi çıkışı için böyle bir şey yaptık. Şöyle. Onu da yönü değiştirebiliriz. Evet, yani tamam. İllaki hortumun yukarıda aşağıda olması gerekmiyor. Tamam. Yani sen bunu nasıl istersen. Çalışmadığı zaman hani geri çektin. Çalışmıyorsa ters çevirirsin hortumu. Evet. Yani bu hortum buraya takılmış fark et. Şöyle ama. Şimdi bu ikisi bir. Bu ikisi birse evet. Şimdi bunu buraya takamazsın. Bu sefer çalışmaz. Tabii, çalışmaz. Alt üst denk olacak. Tabii, denk olacak. Veya yan yanadır. Ya alt üsttür evet. Ya yan yanadır. Zaten takacağız. Bir sıkıntı varsa çalıştıracağız, kontrol edeceğiz. Evet. Değilse yerlerini değiştireceğiz. Tamam. Bu kumanda kolu buna takmak için her traktörde yer bulunmaz. Buna kendine göre bir yer yapman lazım. Evet. Yani bu kulağın girmesi için. Sürekli kullanılmıyor abi. Sıra başlarında. Zaten çalışırken de göstereceğim onu. Yanına bir yere koyabilirsin şimdilik. Bunu ben şimdi evet buradan da takacağım zaten. Şimdi kaldırabiliriz abi yerden makineyi. Tamam. Şimdi pistonu biraz uzatır mısın? Tamam. Biraz gazla, biraz kapat. Tamam. Bunda hortum uzun gelirse şunu buradan gevşetiyorsun. Daha sonra. Ya bu sağa sola buradan vurmaması için devamlı. Ne yapalım zaten sen en fazla şu kadar daha kullanırsın. Emre mi diyorsun? Emre. Emre. Bu yeterli. Hem tekere vurmaz, hem yere vurmaz. Tamam mı? Bu şekilde kullanabiliriz bunu. Emre, stop edebilirsin traktörü. Emre. Aparatları her birini kullandıktan sonra buraya takıyoruz. Metrik 20, 30 anahtarın gevşettiği somunlar var burada. Bunlar da tırnaklı olan burçlar. Bu tırnaklar... Gel buraya.
kullanırken buradaki kanallara geçiyor. Yani bu böyle olmaz. Evet, İlla ki öpüşecekler bu şekilde. Tamam mı? Bunun bir tarafı kozadır. Bir tarafı sabit yuvarlak delik vardır bunda. Burada çalıştığın arazide yeri dengelemek için bıçağın önü ve arkasını bir batması için onun için kullanılıyor. Derinlik ayarı yaparken, yükseklik ayarı yaparken. İlk sıktığın yer koza delik olan taraf değil de normal deliğin olduğu yerden sıkarsın. Daha sonra bunlar zayıf olmayacak. Sağlam sıkman gerekecek. Tabii. Yerden kesebilir miyiz Emre bunu? Yukarıya. Sonuna kadar kaldır. Bunu takmamızın amacı tekeri bıçağın hem denge ve hem derinlik ayarıdır. Derinlik. Şimdi yeni kurarken makine ilk göz kararı kuruyoruz. Arazide tekrar işlem yapacağız yani üzerinde bunun. En son duyarga çubuğuna geçiyoruz Emre. Niye öyle? Kök yapmaz mı sen onu? Sonuç alamaz. Burada da yine aynı, bir tarafı koza bir tarafı sabittir. Buradan da bağın dibine göre, meyvenin dibine göre, eğimine göre, sete göre buradan yükseklik alçaklık ayarı verebilirsin. Nerede düzeldi orada bırakıp sıkabiliyorsun. Sabitlersin. Şimdi bazı müşteriler soruyor burada, yok işte ara açık kalıyor, ne yapalım? Şurada bir tane, en önemli kısım şurası. Şunu gevşetiyorsun. Bunu gevşettikten sonra Emre kapatıyorsun. Bağın veya meyvenin dibini 0 derecede alacak kadar işte 4-5 santim seviyeye kadar düşürüyor. En son kısım bu. Askı kollarını çalışırken kesinlikle sabitliyoruz. Makine çalışırken aktif halde giderken sadece bunu meyveye veya üzüm bağına çarptırmıyoruz. Evet. Bunu çarptırmadığın sürece, önde de giderken S yapmadığın sürece hiçbir şey olmaz. Anladım. Hiçbir sıkıntı yok. Bu, burası hariç, bu tel duyarga çubuğu. Buradan kalan kısım fidan her yerine değebilir yani. Hiçbir sıkıntı yok. Anladım. Bu solda ve sağda iki tane tekerlek var. Hem denge hem makinenin derinliğini kaldırıp incitmek içindir. Bunu düşürürsek bu tekeri makine sağ taraf daha çok batmaya başlar. Mesela geri yatık öne yatıksa orta koldan toplayabiliriz burada. Yani buradan toplayabiliriz yani. Oradaki arazinin durumuna bağlı. Bunda kullanılan 3 tane anahtar var. 24, 19, 30. 24 anahtarı tekerleklerdeki
kelepçeler için kullanıyorsun. Evet. Buradaki cıvatalar için. 19'u duyarga çubuğu ayarları için kullanıyorsun. Buradaki somunlar için. 30'u da aparat değiştirirken kullanıyorsun. İki tane yay vardır. Çalışır bir sezon veya iki sezon veya üç ayda bir, yani çalışma durumuna bağlı bu. Küçülebilir zamanla. Şu kopilleri çıkarıp bunun diğer yenisini takıyorsun. Bu kadar basit, yani hiç büyütmeye gerek yok. Buradaki de aynı. Bundan kopileyi alıyorsun, bunu çıkarıp, bu pimi çıkarıyorsun. Bunu buradan çıkarıp, bunu da çıkarıyorsun. Bu yayla bu yay aynı zaten. Alıyorsun, aynısını buna takıyorsun. Yine buradaki pimi ve kopilasını takıyorsun. İşe devam ediyorsun. Aha. Şimdi makineye bir yağ verir misin? Kola. Şimdi onu da söyleyeceğim. Biraz gaz ver. Orada basınca göre, yağ da ona göre hareket ettiği için makine ona göre seri olur. Tamam mı? Bu hareket buradaki traktör sesi çalıştığı için gidiyorsun, sesi duyamıyorsun. Yani çağırmayı duyamazsın, başka bir ses duyamazsın. Bu tak tak sesi makine aktif halde çalışıyor. Yani hidrolik devrede demek. Ama bunda bir ses gelmiyorsa hidrolikte gelen yağda bir sıkıntı var anlamına gelir. Bazen burada kullanmamız gereken sıra başlarında bitti işimiz, kaldıramazsın. Önce yağdan çıkarman gerekiyor. Yerden kaldırmak için makineyi. Bu şu an bağımsız ama. Genel olarak yani %94 evet, şekilde. Şimdi sıra başı döneceksin. Sıra dar. Kapatıyorsun. Olduğu gibi kalır. Anladım. Tamam mı? Ya aktif hale getirirsek tekrar devreye geçer.